Tamam, bekliyoruz. Ekipler harekete geçti Ethem Bey. İsterseniz siz eve dönün. Haber alırsak ben bizzat size bildireceğim. Eve dönmek istemiyorum başkomiserim. Burada beklerim. Baba, sen eve gidip dinlen istersen. Buradayım dedim Emirhan. Haber gelene kadar da bir yere gitmiyorum. Peki, sen bilirsin. Ben size içecek bir şey söyleyeyim. Ne içersiniz? Bir şey içecek hal mi kaldı komiserim? Torunumun iyi haberlerini alayım, bana yeter. Böyle elim kolum bağlı oturmak kanıma dokunuyor ya. Ben şimdi ne yapacağım? İnsanlara ne diyeceğim? Alo, Elif. Yok bir şey. Aslında var. Çok kötüyüm Elif. Yarın gelsene. Erken gel ne olur. Sana ihtiyacım var. Anlatamam şimdi telefonda. Elif gel, yoksa kafayı yiyeceğim. Çok önemli. Ne olur gel. Nefes alıp ver. Daha önce teşhisi konan bir hastalığın var mıydı güzelim? Tüberküloz demişti doktor. Ama önemli değil. Kolay atlatırsın demişti. Anladım. Sen yat bakalım. Tahlil sonuçlarını bekliyoruz şimdi. Korkma, korkma. Kötü bir şey değil. Sadece küçük bir nöbet diyelim. Son zamanlarda seni üzdüler mi küçük kız? Ben küçük değilim. Affedersiniz hanımefendi. O zaman şöyle soralım. Son günlerde canınızı sıkan bir şey var mı? Annemle babam boşanıyor. Anladım. Buna çare olamam ne yazık ki. Ama ateşini düşürebilirim. Sonra da evine gidebilirsin. Anlaştık mı? Hı hı. Kalle Şerif. Bir sorunun varsa benimle hallet. İbrahim Dinçer'in olayla ilgisi yok baba. Ne demek ilgisi yok? Mahmut denen kuklayı yanına almasa bunlar olmayacaktı. Beni söyletme şimdi. Başımıza açmadığın sorun kalmadı, hala hayal içinde yaşıyorsun. İlgisi yokmuş. Kimin ilgisi var peki ha? Hadi gözünüz aydın. İyi haberlerim var Ethem Bey. Torununuz bulunmuş. Bulundu mu? Neredeymiş? Oturun, sakin olun. Hastanede. Hastanede mi? Yahu bunun neresi iyi haber? Ne yapmış kıza? Dövmüş mü yoksa? Bak, eğer benim torunuma bir fiske vurduysa yıkarım o hastaneye başına. Yürü! Sakin olun Ethem Bey. Hey güzel Allah'ım. Şu başımıza gelenlere bak ya. Kahroldular hepsi üzüntülerinden. Rüksan Hanım perişan oldu iyice. Yabancı götürmedi ya çocuğu abla. Bulurlar elbet. Oh, kolay da öyle değil mi? Tabii kızım ateş düştüğü yeri yakarmış. Yandık biz Mehmet. Yandık ki ne yandık. Niye ki? Biz niye yanıyoruz Neslin? Bizim çocuğumuzu mu kaçırdılar? Rüksan Hanım bizi dövmekten beter etti. Şimdi Zümrel de yok. Hepten mahvedecek bizi. Hayda. Zümrel'in kaçırılmasıyla bizim ne alakamız var Neslin? Kız. Yoksa sen mi kaçırdın kızı? Ha? De bakayım. Söyle de yüksek fidye isteriz. Bir de helikopter isteriz. Fır 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 kaçıveririz gari. Sen daha eğlen Mehmet. Aman ne var? Şimdi Rüksan Hanım kime bağıracak? Bunca öfkeyi kimden çıkaracak ama sanıyor? Ethem Bey'den mi? Emirhan Bey'den mi? Senden benden başka kim var elin altında? Şunların ettiği laflara bak ya.
Koyun can derdinde gasap et. Siz dua edin de kızcağız bulunsun bir an evvel. Bir çare nerelerdedir, ne haldedir acep? Bu saat oldu, daha bir haber çıkmadı mı? Çıksa biri bizi arardı anne. Babam arıyor. Efendim baba. Zümrül'ü bulduk, merak etme. Şimdi almaya gidiyoruz. Hadi sıkma artık canını. Annenlere de söyle üzülmesinler. Bulmuşlar mı? İyi miymiş? Neredeymiş baba? Tamam kızım, merak etme. Zeynep söylesene yavrum. Hemşehrin hastanesinde. Hastanede mi? Ben de geliyorum hastaneye. Ne hastanesi? Nesi varmış Zümrül'ün abla? Yok bir şey, iyi. Ateşi çıkmış sadece. Siz durun evde. Ben alıp gelirim onu. Hadi kızım sakinleş artık. Gelince konuşuruz. Kızım. Abla. Zeynep. Zümrül'ün nesi varmış? Zeynep bir şey söylesene. Sadece ateşi çıkmış. Nöbeti geldi çocuğun. Bu Mahmut denen adamı ellerimle parçalayacağım. Vildan. O senin enişten. Anne ne olur şimdi o adamı savunma bana. Anne. Kızımı getiriyorlar anne. Kızımı bana getiriyorlar anne. Kızımı getiriyorlar. Utanmadın mı Mahmut? Ha? Niye utanacakmışım? Bir de soruyorsun öyle mi? Sen hangi hakla kızı kaçırıyorsun ha? Hangi hakla? O benim de kızım. Size de verecek değilim. Oğluna söz geçirmeyi bile bilmiyorsun ama. Bize gelince şahin kesiliyorsun ha Ethem ha. Ama merak etme. Çok yakında sönecek bu havaların. Lafını bil! Mahmut! Lafını bil! Emirhan. Bundan sonra torunumun yanına bile yaklaşmayacaksın, anladın mı? Kızımdan da boşanacaksın. Şimdi defol git buradan. Defol! Bunun hesabını vereceksin. Kalsız! Dede. Nasılsın benim kır çiçeğim? İyiyim dede. Korkuttun bizi. Evde herkes seni bekliyor. Götüreyim mi seni eve? Yoksa kalıp biraz daha dinlenmek ister misin? Yok dede, iyiyim ben. Hadi bir an önce gidelim evimize. Annem de merak etmiştir. Ah benim düşünceli kızım. Ah. Anne, daha gelmediler. Şimdi gelirler kızım. Gelirler abla. Merak et. Biz geldik. Yavrum. Ay yavrum. Bir tane. Hoş geldin baba. Sağ ol, sağ ol. Yavrum. Tamam abla. Hadi gel de otursun. Evet. Hadi gel. Hadi hadi. Gel, gel de otur. Yoruldun mu? Gel. Gel otur. Gel yavrum. Canım. Gel. Ay güzelim. Güzelim. Bizi çok korkuttun küçük fare. Aa, yeter ama artık. Bırakın çocuk dinlensin biraz. Boğdunuz ya. Anneciğim iyiyim ben. Ateşim biraz yükseldi, o kadar. Doktor da bir iğne vurdu. Bak bir şeyim kalmadı. Ha, yarın hastaneye gidecekmişsin. Bilgi verecekmiş doktor. Tamam bir tane. Giderim ben. Ceylan gözlü kızım benim. Kara kızım benim. Nasıl özledik seni. Sen ne lazım şeysin bu eve ya? Vallahi sadece bizleri değil bütün konak ahalisini çok korkuttun alçak fare. Sen şimdi bizim bu hoşaf halimizden iyice yararlanırsın artık. Aşk olsun teyze. Şımarık mıyım yani ben? Onu mu ima ediyorsun? Hayır canım. Yahu tamam yormayın kızı. Hadi açalım biraz nefes alsın çocuk. Hadi bir çıkaralım tanem. Üstüne kızım. Ver. Canım benim. Canım yavrum. Hadi bakalım kalk. Ben seni odana götüreyim. Uyu da dinlen biraz ha. Anne ben seninle yatacağım bu gece. Tamam yavrum. Beraber yatarız. Ben kızımı kimselere bırakmam. Canım benim. İyi geceler. İyi geceler yavrum. Hadi canım. İyi geceler dedeciğim. İyi geceler yavrum. İyi gel geceler. Bakalım iyi geceler. İyi geceler. Canım. Hadi bakalım geç. Baba.
kızım. Teşekkür ederim. Her şey için. Hadi yat dinlen sen de kızım, yoruldun. Hadi. İyi geceler babacığım. Seni çok seviyorum. İyi geceler, iyi geceler kızım. Bakalım daha nelere üzüleceğiz Ethem. Neden böyle saçma sapan bir şey yaptın ha? Ne düşünüyordun? Durduk yerde hepimizi zan altında bıraktın. Kızımı onlardan er ya da geç alacağım amca. Mahmut! Benim onlarla davam başka. Bu yollarla hakkımı ararsam haksız duruma düşerim. Ve şunu bil ki şu an en son istediğim şey kendi davamda haksız görünmek. Beni anladın mı? Böyle saçma sapan şeylerle canımı sıkacaksan bu evden git. Yok, bu çatı altında yaşayacaksan da benim kurallarıma uy! Anne çabuk gel, üşüdüm. Tamam canım. Geldim yavrum. Geldim bir tanem canım. Geldim bir tanem, geldim. Şimdi ısıtırım ben kızımı. Oh, canım benim, kimselere de bırakmam. Yavrum. Anne, babamla gerçekten boşanacak mısınız? Hayatım, şimdi uyuyalım. Bunları sonra konuşuruz. Sensizlik o kadar zordu ki. Seni çok özledim. Sana da uyuyayım önce ben. Şu yanaklardan önce bir öpeyim. Bir de buradan. Bir de şuralardan. Anne yapma. Yavrum, Zümrel'im benim. Canım kızım. Zümrel'im.